Yolla abi. Arkadaşlar bu videoda çok Suriye'nin garip sokak lezzetleri. Güveniyorum. Şu sekmeleri bir kapatayım. Hakkında da başkadır bu arada. Peki asosyal biri, yani lakabını söylememek için kendimi zor tutuyorum. Utrecht gol atmayacak mı? Ya hadi bırak şimdi Utrecht'i. Lakabını söylesene. Yalçın söylesin ya. Yalçın hayır söylesene. Hayır söyleme söyleme. Kız arkadaşı geliyordur. Böyle de işte saygılı bir çocuktur. Bir karşıma alayım önce. Eti şurada bir göreyim de. Ben adam banlayabiliyor muyum? Bu ekrandan adam banlayabiliyor muyum Berke? Senin yapamayacağın da hiçbir şey yoktur. Anlasana. Levis'i banlasana Öner abi. Levis'i banlamayacağım. Gidiyor, sonra onunla uğraşmayalım. Yapma. Evet, banlayınca uğraşma. Gidiyor. Tamam. Önder abi sen Demode TV'sin, haberin olsun. Tamam. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen Streamlabs kurdusun, yapamayacağın hiçbir şey yok. Evet. Videoyu izleyelim. Hadi oynuyorum. Şaşıracaksınız çünkü Suriye'de hiç tahmin edemeyeceğiniz güzellikte sokak lezzetleri var. Hep birlikte gezelim. Tahmin edemiyorum abi. Geldim bu arada. Bunun hakikaten pizza lan bu. Aa Mersin'de var bu dikenli incir. Çok meşhurdur bu arada. Dur Önder abi, hemen sonra cevap veriyorum. Mezat'ın FIFA hali yarın kaçta Yalçın? Saat söyle. Önder abi yükledin mi? Yükleyeceğim, geliyor bu akşam. Tamam yani. Yükler, sen saat söyle. Kaçta yayınlayacaksın? 4'te yayınlanır. Tamam 4'te yayınlanacak. Mutlaka izleyin. Çarşamba günü yeni bölüm var. Spoiler etsiniz yeni gelirseniz. Aynen öyle. Aa, doğru. Bilin like atın. Bildirimleri açmayan maldır bu arada. 4 çok geç o diyorlar. 4 durar. Yalçın'ın bilir iyisini ya. Tamam okulda değil misiniz? Okulda değil misiniz? 4'te. İnteraktif bir kanal. Okul yok mu? Doğru bu adam diyorlar. Diye elinde mikrofon varmış gibi konuşuyor. Müdür gibi. Sevgili halkım. Tamam 15'te atarız. Tamam. Haydi alçak öyle. Alkış. Lan işte halkın adamı. 4'te yayınlanıyor bu arada. Sakın şey yapmayın. 3'te beklemeyin. Oynatıyorum. Lütfen. Arkadaşlar Starbucks var burada. Aa ne garip. Onur şurada büyük bir tane var, onu sana saklattırıyorum. Her çeşit bu? Burada yemek Balga var arkadaşlar. Suriye nerede bura abi? Garip et mi? Söyler şimdi oğlum, dur nereden? Söyler evet. Etleri var, garip hamur işleri var. Sokak çok güzel duruyor bu arada. Suriye'de evet. Kruvasanın çok yenildiğini ve çeşit çeşit olduğunu biliyor musunuz? Alaçatı'ya benziyor mu Yalçın? Şekil ağda gördüğünüz gibi. Ham mı? Ham Suriye'de değil harbi mi? Harbi yok. Bu arada 6000 Suriye lirası arkadaşlar. Buradaki enflasyonu siz düşünün. 6000 Suriye lirası ne kadar ediyor Türk lirasıyla? Alper abi söyle bakalım. O kadar güzel sıcacık ki. Hani önünden geçmişken TR'ye. Kruvasan alalım dedik. Peynirli kruvasan. 67 lira abi. 67 lira. 67 evet. Liraya bir kruvasan mı alıyorlar? Süper İyiymiş lan. Süper lan. Nasıl süper mantık? Mi? TR'ye çevirip. Biz de aynı oğlum. Biz de aynı para değil mi? Kruvasan... Oğlum Taldırın Kadıköy'de 120 lira yemedi mi? Yedi de. Hatta köpeğin adı neydi? O da bir tane yedi ya. Harbi o da yedi. Bir, de, bir tane de Johnny götürdü harbiden. Oğlum, Johnny miydi? Neydi adı? Çikolatalıydı. Jojo. Doğru. Bu arada kruvasan... Johnny diyordu ya, evet. Johnny diyordu aynen. Kruvasan çok kötü duruyor bu arada. Çok hamur hamur duruyor. O videonun YouTuber ondan da bir de fena söylemişler. Hayvan dostları diye. Önder abi kruvasan açma gibi duruyor bu arada. Evet poğaça gibi. Gerçekten çok iyi. Hatta ya bırak şovu, çok kötü ben duruyor. Ben kruvasanı Avrupa'da da birçok yerde yedim ama bu hepsinden daha iyi. Orada da bir yedim. Çok iyi. Burak'ım ister misin? Adettendir ya. Suriye'nin damak tadı bizim doğuyla yani benziyor aslında. O yüzden ben burada çok rahat doyuyorum arkadaşlar. Yurt dışına çıktığımda her zaman bu kadar güzel yemekler yiyemiyorsun. Ya Alper Türkiye'ye yani Türkiye sınırına ne kadar uzakta olabilirsin? Tabii doyacaksın, aynı mutfak burada zaten. Burada bir de şöyle ilginç bir konu var. Her yerde humus yeniyor. Burada humus inanılmaz meşhur. Sabah kahvaltıda, akşam yemeğinde her şeyde, aklınıza gelebilecek her şeyin içinde humus mutlaka var. Bir de sabah kahvaltıda çiğ soğan koyuyorlar önünüze, onu anlayamadım. Bizim de miydi, biz miydi, onlarınki de miydi? Onlara nasıl dokunmuyor bu mesela, ben onu anlayamadım. Nedir bu? Türkçe biliyor musun? Bu arada klasik like pizza, Güneydoğu Anadolu sokaklarıyla aynı. Evet evet çok benziyor. Hatay'la Antep'le benzer. Tamam biz acının içinde doğmuşuz ya. Allah Allah. Burada böyle bir şey gördük. Bir saç tava gibi bir şey var tersten.
Yeah, only one for now. Deniyoruz. Ne olduğunu bilmeden. Ne çıkacak onun içinden hala anlamadım yani. Döner mi ne o? Gözleme gelecek herhalde. Tantuni mi? O sajda gözleme yapılır. Evet oğlum, o sajda nasıl tantuni yapsın belki? Kenan yerleşi. Hayır, ne bileyim, içimi şey sandım. Evet, tadıyorum. Rap gibi bir şey geldi. Aslında krebin içine zahter sürdüler, acı sürdüler. Zeytinyağı falan değil mi Tulga abi? Kırrak. Kırrak geldi abi. Bu mu acıymış? Yalçın gülsene lan. Yalçın sevdin mi? Yani güzel bir şeymiş bu arada. Ama tabii acı seviyorsanız. Yani bu ne kadar bizim güzel olabilir? Gözlemenin arası sos sürdü ya. Rap gözleme bile değil. Rap yaptı ya. Şey. What is that? Ice cream. Evet, şimdi burada o tepsi dondurmasından bulduk. Buraya da gelmiş. Bir onu da deneyelim. One ice cream. Tepsi dondurması saçmalığı peki. Hiç yemedim. Yiyen var mı? Asla yemem. Yemem bir öyle. Yok, yemedim. Ne bu ki? Güzel bir şey olacak. Çok yıllar önce bir kere denemiştim. O zamandan Yalçın, beri yemedim. Yalçın, sen dondurmanın bakalım uzmanı değil miydin? Kızarmış mı lan? Hadi uzmanı yiyeyim. Bak yapsın bakayım nasıl yapıyor. Acaba böyle süslüyorlar mı? İnteresan oldu lan aslında. Acının bir bok attık ama. Acının üstüne iyi gelecek, biliyor musun? Midem şu an yanıyor çünkü yani. Şükran. Harbi güzel oldu. Evet, ben geçen şeydim abi. Kızarmış dondurma yedim. Oğlum çok iyi lan. Burger yerinde. Gereksiz şovlardan uzak. Çok güzel bir dondurma. Şeydi. Çok ciddiyim. Sanırım çok benim damak tadım Suriye'ye uyuyor. Buranın herhalde en meşhur yemeklerinden bir tanesi falafel. Vay be. Türksünüz sanırım. 1-0. Öndeyiz. Of course. Şükran. İzninizle tadıyorum. Ne yaptın? Bize... Ne koydun? Çiğ köfte değil mi? Çiğ köfte değil sanki. Ne yaptın? Hayır, çiğ köfte koymadı. Hiçbir şey yok galiba. Yani sebze var, domates var. Sos ve falan. Şavarma sos mu var? Ne var? Merhaba abi şakası. Sosladı. Marul salata marul. Bir şeyler attı. Falafel yok beyler, içine falafel koymadı. Domates attı. Bir sebze, ya. Sebze dürüm yaptı. Harbi falafel ya. Dediği nohut değil mi oğlum? Vegan çiğ köfte. Önder abi, ha, vegan bak bak köfte. Uçta var falafel. Ha, var mı falafel uçta? Baksana şu, şu turuncu ne? Falafel ya. Evet, doğru. Falafelin iyisi şirinevlerde yenir. Yuvarlak mı abi o? Evet. Yuvarlak mıydı o? Aynısı. Evet. Yalçın niye heyecanlandı? Güzel yani. Ama hani bir farkı var mı? Oğlum güzel doğruyor bende falafel. Oğlum. Arkadaşlar, Türkiye'de çiğ köfte dürüm neyse burada falafel dürüm bu var. Bu arada... Güzel bir falafel. Daha Danfiret'ten büyük transfer çalımı. Oha diyorumun bir numaralı elemanıydı. Alper Ren'de çat diye çekti aldı. Arkadaşlar, Türkiye'de çiğ köfte dürüm neyse burada İsmini falafel unuttum. Dürüm o arkadaşlar. Her yerde bunu satıyorlar. Ama o ne lan? Şöyle bir pizza var herhalde burada. Silinir bir pizza yapmışlar. Sarışın arkadaşlar. Sarışın da bu mu diyor? İçini doldurmuşlar. Yok be, kapalı az önce arkadan geçen uzun boylu. Şükran habibi. Oğlum bu... He, Okan Er bununla mı çalışıyor arada? Evet. Lan Burak, ister misin? Oha. Aynen Okan Er değil, Okan Er değil. Alakası yok. Okan Er değil ya. No name bir adam. Garip bir pizza lan bu. Çok kötü abi ya. İlk defa pizzayı böyle bir şey bir şekilde görüyorum. Bence biz boşuna uğraşıyormuşuz böyle hani üç kere. Darmamış da duruyor. Adamlar yani... bütün yapmış işte. Evet, anladık çok çiğ yani. Duruyor. Oğlum çok iyi duruyor hamuru. Bayıldım. Ne uzuyor? Mozzarella mı uzuyor? Mozzarella mı gördün mü o hareketi? Altıyor hepsini. 6000-5000. Öyle herkesin yapabileceği şeyler değil bunlar. Bu o işte tekniksizlik. Ya nerede çektiğini şey. Söylemedi. Anladım. Acaba sahil kenti var. Oha. Halep olabilir mi? Halep'tir herhalde. Ya beyler abartma işi tam yoktur mı? Ya. Halep, DJ Potter'cın yeri. Halep mi? Halep Antep'e tamam, yakın abi. Halep Deniz Kenan'da değil. Arkadaşlar bir tane meyve buldum burada. Ellediğim gibi adam bağırmaya başladı. Anlamadım. Meğer dokunduğunuz zaman her yerinize diken batıyormuş ve cımbız verdi adam bana. Şimdi diken elimden incir dikenleri çünkü. Ayırmaya çalışıyorum. Okey. Acıyor lan. Vallahi var diken ama. Diken mi yürüyün mü? Şurada. Arkadaşlar burada sabbara diye bir meyve var. Aslında şöyle gözüküyor. Az evvel elime aldım ama hemen bir sürü diken battı falan. Meğer tutulmaması gereken bir şeymiş. Ben de böyle ne bileyim aldım elime hemen. İçi böyleymiş. Bakalım nasıl. Sabbara, alo. Sabbara? Alo. Alo. Mideye iyi geliyormuş arkadaşlar. İnsanlar böyle sokaktan geçerken şuradan hemen bir tane alıp devam ediyormuş. Bunlar da böyle klasik bir meyveymiş. Arap bu arkadaşlar. Mardin. Mardin. Aa doğru Mardin. Doğru.
O Arapça mı diyor? Yalım yanlış adam çeviriyor sanki. Gerçekten tadı çok güzel. Ben beklemiyordum böyle. Tercüme mi olur? Lan şöyle direkt sokacaktım ağzıma da. Yemedi. Arkadaşlar 3 parça meyve aldık. Burada bakın kaç binlik olduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 22 binlik olduk. Hani düşünün bunu lira gibi düşünün. Burada enflasyon o kadar fazla. Kaç para verdi? Acı da et kaç TL olduğunu söylesene. Ne biçim video bu ya? 23 TL falan şu anda. Bu arada ben size bir şey söyleyeyim. Çok övüyor falan diyoruz ya. Bence biraz tedirgin hazırlamış videoyu. Yani ne bu hani mesela Bilal Ancıları falan linç yedi ya. Ha olabilir. Bence olabilir. O işler olmasın diye biraz tedirgin hazırlamış videoyu. Olabilir. Ama bir sıkıntı yok şu anda yani. Bu ya bölgede de, meşhur bir normal şey. Yani çok benzer neticede. Demiş, herhalde sakatat tarzı bir şeyler var. Hep birlikte bakalım. Aa, sakatat oluruz lan. Aa bunlar. Var mesela ama bunun rengi daha beyaz ya. Bunu bir tereyağda çevirmesi lazım önce. Çiğden mi veriyor Alper'e? Alper'e bir YouTuber şakası mı geliyor? Var mı? Şükran, Onur gel. Onur. Bir tadına bakalım. Şimdi arkadaşlar burada bir etçi gördük. Mumbar vesaire yapıyor. Onur ısrar etti buraya kesin girmemiz lazım diye. Sizler için tadıyorum. Normalde ağzıma sürmem yani öyle söyleyeyim. Ya götür ne olacak ya? Güzelmiş ama biliyor musun? Ben kokoreç yiyeceğim. Hiç kokoreç yemedim. Bu ay içinde kokoreç yiyeceğim. Hiç kokoreç İstanbul'da yemedin mi? Yalçın sakın yeme. Haftayı İstanbul'da yiyoruz beraber. Yalçın bence de. Gerçi İzmir'de çok iyi kokoreçler var lan. İstanbul'dan çok daha İzmir'de kokoreçler. En kötüsünü bulur ve orada oturur yer Yalçın'ım. Yo Yalçın bendesin. Bendesin. 40 liralık bir yer bulur Yalçın'ım ve orada oturup yer. Halledeceğiz sen bende kal. Harbi iyi var mı Rune? Oğlum bende kal halledeceğiz. Tamam. Harbi iyi var mı Rune? Ben sana güzellik yapmaz mıyım? Gerizekalı bende kalıyorum. Yalçın seni yaşatacak. Ben de adaya da gidiyorum köfte. Afiyet. Güzel kötü değil. Onur şurada büyük bir tane... Asker geldi lan ne oluyor? Darbe mi oldu? Güzel kötü değil. Asker geldi. Asker bir de şey ters ses bıkıyor ha. Yemeğe gelmiş. Bir tane var onu sana saklattırıyorum. Bu bildiğimiz bizim aslında mumbar var ya arkadaşlar. Mumbar. Dalga şakasına mı güldürüyor Yalçın? Arkadaşlar kelle benim kelleye alerjim var. Onur. Hayır yemeğe gelmiştim ya. Benim geç geliyor. O bayağı iyi. Ben severim bu arada. Kelle paça falan içince arkadaşlar... Ben hiç kelle yemedim. Düz hani şu bir kelle kıralım da yiyelim. Yediniz mi? Yok. Yok. Zarıklıklar çıkıyor o yüzden... Belki benim de alerjim var. Onda kelleye alerji nasıl oluyor lan? Ya yok uyduruyor yani. Hatta elleriyle kelle. Masaya atıyor, masadan tekrar geri alıyor. Arkadaşlar bu da... Abi bu da... Şey işte çiğ ya, bu duruyor da... hepsi ya. Evet abi o mumbar benim bildiğim böyle baharatlı falan kızarır diye biliyorum ben evet. Onu. Çok sade çok... duruyor bunlar. İşkembe arkadaşlar işkembenin içini doldurmuş. Bunu asla yememiştim. Bu mu abi? Bu normal rengi bence. Bu normal, evet, normal rengi bu. Bizde böyle daha salçalı baharatlı bir suyun bu içinde normal. Pişiyor. Bunlar düz duru bir suda pişiriyorlar demek ki bu renk olduğuna göre. Bak bu bunun rengi de bence kötü abi. Bağırsağın kendi rengi işte. Açlanınca bu rengi alıyor demek ki. Tamam da bizim yaptığımız şey oluyor. Renk alıyor. Baharat konuyor. Evet, tabii. Böyle, böyle turuncumsu oluyor. Bunlarda i̇şte, o sıkıntı var. İçtiği salçadan... suya baharat atıyorsun. Evet. Gibi değil ya. Bunların hepsi böyle çok baharatlı olduğu için o baharat öne geçiyor. Baharatlı diyor. Demek ki içteki pirinç çok baharatlı. Aromalı onlarda da. Yani, muhtemelen. Ama onu asla yemem ben. İşkembe çorbası içerim de onu yemem. Aşırıdan geldi. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Paça. Bunu şimdi Onur hangimiz tadıyor? Ters şey atma kas da mı yok? Ya tat be abicim hadi ya. Ters şey atma kas dendi. Ya Alper parayı sen alıyorsun. Onur mu alıyor? Götür işte ya. Abi Onur da bedavaya çalıştığını sanmıyorum Onur. Kelle paça şimdi. Abi ben... Vallahi mı? Tulga abi hayat kurtarıyor şu an. Bu çorbasını falan yemiyor musunuz? Oğlum bunlar kötü olduğuna inanmıyorum ya. Gayet güzeldir. Abi feci emdi bu arada. Korkma Alper korkma. Evet. Böyle farklı lezzetleri de tatmış olduk. Devam edelim. Güzel. Adam bana bakıyor. Beğenmedi güzel gibi yapayım. Dur. Arkadaşlar böyle yapıyorum. Adam bana bakıyor şu an bir yandan. Hani dayak yemeyelim diye. Yani ben buraya bir daha gelmem ama tabii farklı tatlar. Güzel bir şeyler tattık. Çok güzel. Maşallah. Burada şimdi biz tadına bakmak için birçok şeyi satın almak zorunda kaldık. Bunları da buradaki fakir ailelere vereceğiz. Bir hesap ödeyeceğiz güzel. Arkadaşlar. Tomarla parayla geziyoruz. Mecbur. Her şey çok iyi. Yani pahalı. Bunları bu birbirine göre. 100 bin lira tuttu. Buradaki 100 bin lira düşünün. Aşak ya.
Abi para üstünde beşer hesap var lan. Harbi lan. Hesabımız az önce fark bu arada. Burada fark bir de tutturdular çorba içelim gerçi diye. Para, sanki şey, her yediğim şeyleri beğenmişiz. Vallahi gerçekten bunu da hayatımda bir daha yemem yani. Adamlar beni dövmesin diye zorla önüme koydular. Yediğim rengi aynı bu arada. Evet. Yani içilecek bir şey değil bu arada ama vallahi onur. Çok takdir ediyorum. Eyvallah. Bu arada Suriye'ye geldiğimden beri bana birçok DM geldi. Nasıl gittin oraya? Nasıl gidiliyor? Gidilebiliyor muydu? Oğlum şurada Suriye'ye ne nasıl gittin? Diye. Şu anda Suriye'deki savaş tek yok Türkler mu abi orada bizim ya? Bir şey olmaz. Yani turist olarak bizim dışımızda bir de... Ha bir de senin getirdiğin bir grup daha var. Bir grup var o kadar. Aynen. Arkadaşlar Tolga abi dünyanın her yerine tur düzenliyor ama sadece standart turlar değil. Sen böyle bayağı hiç gidilmeyen yerlere de gidiyorsun falan değil mi abi? Ya bizim işimiz tasarım. Halledeceğimiz. Yani tasarım seyahatler organize etmek. Kanki maalesef. Dünyanın birçok coğrafyasında farklı... Halledeceğimiz sınırdan atan adam. Yeni anladım. Siz dünyada güzel deneyimler yaşamak istiyorsanız, halledeceğim de bu adamın şehzadesi var mesela. Halledeceğimin omuzları da basıyor bu adamın. Çünkü Tolga abinin her yerde tanıdığı var. Hindistan'da sen şeye benziyor lan Ercüment. Ne diyor lan? Hindistan'da toplasan 40-45 şehir ancak gitmişimdir. Biz Türkiye'de gitmedik. Pasaportu nasıldı? 2 senede bir değiştirmek zorunda kalıyoruz tabii. Çünkü şey sayfası bitiyordu falan. Orada arkadaşlar eğer evet, onu merak ediyorum. Suriye'ye gidecek. Ya da işte Amerikan'a bir yere gitmek istiyorsanız çok merak ediyorum mutlaka bence Tolga abiden bir fikir almanız gerekiyor. Tam Tolga abi reklamı da derken görmeyelim kap ya. Ve ajantasının sosyal medya bilgilerini aşağıya bırakıyorum tamam, arkadaşlar. Gideriz kesin. Derken kahvaltımız geldi. Ne bu? Kaç gündür aynı şeyi yiyoruz. Evet ya ilk geldik kahvaltı diye ekmek peynir beklerken böyle humus içinde nohut şeyleri gelmişti parçaları. Şaşırmıştım. Artık alıştık. Yoğurt ve nohut mu? Sanki öyle duruyor evet. Gider. Çok nohut sevmem ama doyurucudur. Kahvaltıda bunu yiyorlar arkadaşlar. Suriye kahvaltısı bu. Bunun içinde zeytinyağı var, humus var, biraz yoğurt var. Ekmek parçaları da var esasında bu humusun içinde. Ha, evet bakayım ekmek parçası burada. Ya iç açıcı gözükmüyor. Sıkıntısı evet. O. Kahvaltı yoksa değil ama güzel, İlk böyle bence doyurucu bir ara öğün olabilir. Ama hani sabah kahvaltıda da yenmez yani. Bu hani rakının bence yanına koyarsın. Öyle bir nohut şey. Nohut böyle yenmez ki abi. Meze gibi. Bu. Şimdi sırada Suriye nohut, marketi pilav, var arkadaşlar. Hem market fiyatlarına bakacağız hem de marketteki ürünlere bakacağız. Atıştırmalıklara bakacağız. Evet. Merak ediyorum otelde böyle bazı orada da beşer vardı. Hesap ben onları var. Açtım evet. Merak edip. Gerçekten hoşuma gitmedi. Ha bura beşer hesapların çatma emelim var burada. Şeyler. Bak şu güzel. Oralarda barış var sadece bu arada. Gözüküyor fena değil. Alalım bakalım tadlarına. Bir tane çakma karam hayır. Vardı otelde gördüm. Heh. Arkadaşlar buna inanamayacaksınız bakın. Bu ne şöyle uzaktan bakın. Ben bir tane çakma Suriye Bakkalı'ndan gazoz almıştım. O var mı acaba ya? Çaktığında barakata dönüşüyor arkadaşlar. Çakma Seven Up almıştım. Çakma Suriye Bakkalı ne demek lan? Bizim mahallede çakma Seven Up. Suriye Bakkalı çakma değil. Değil mi? Çünkü çok saçma. Yok Suriye Bakkalı ama çakma Seven Up içtim. Hayatımda içtiğim en kötü şeydi. Önder abi hala çakma Suriye Bakkalı diyor ben anlamadım. Ben de hiçbir şey anlamadım. Orijinali nasıl peki Yalço? Oğlum cevap versene mahvederim seni ha. Çok garip bir adam. Şimdi bunu zaten söyleyeceğim. Ne? Ebalet yav. Yalço tamam şu YouTube'a video yüklüyorsun onu durdur ya bizi duymuyor. Ne söyle. Ya söyle diye. Baksana duyuyorum tamam desizim. Onunla alakası tamam, yok. Gecikmeli artık duyuyor bizi ya. Oynatıyorum. Oynat, bu arada karamla ilgili oynat, söyleyeceğim. Oynat. Muhtemelen Türkiye yani çok fazla Türkiye ile iletişim var. Geldiler bayıldılar. Aa bundan biz de yapalım demişler. Çok normal geldi bana bu arada. Karamla ilgili ben de bir şey söyleyeceğim. Bu arada şu değişikliklere biraz özen gösterelim. Suriye diyor. Burada üretilmiş. Evet. Hani dedim acaba Türkiye'de üretilmiş de gelmiş hani ismi değişmiş falan öyle bir şey değil. Bildiğin adamlar karamın şeyini çakmışlar görüntüsünü. Tadına da bakacağım. Karamla karşılaştırırız. Ondan sonracığıma... Abla. Heh, asıl M&M çakması burada ya. Arkadaşlar M&M'i biliyorsunuz. Bu da kimde onun de var gerçek aynısı, M&M çakması. Şu da çakma. Neydi bunun adı ya? Vanuta mıydı? Böyle vanuta zaten gibi bir şeyin var. Bu da onun çakması. Bunu da alalım. Bizim Türk şeylerinin markaları yok herhalde burada. Türkler şaka basacağım şimdi. Birkaç yerde gördüm de burada yok. Arkadaşlar Oreo aslında burada Ardu. Burada tabii birçok ürün gelmediği için buraya. Hani buraya birçok ürün gelmiyor muhtemelen Amerika'dan oradan buradan. Tabii bizim Türkiye'ye de birçok ürün gelmiyor. Oraya hiç gelmiyor. Buraya hiç gelmiyor. Bir şey değil mi? Bak şu Barakat az önce gördüğümüz karamın siyahı. Karamın beyazını yapmışlar lan. Bizim aklımıza niye gelmedi bu? Karamı yememe sebebim bitterli olması. Beyazı geldiğini yemeye başlıyorum. Ne?
Bir şey söylüyorsun, devamını getir bari ya. Alpella diyor abi, Alpella diyor. Var Alpella mı, alakası olmayan bir şey. Alpella, Alpella. Alpella şey lan, videoyu çeken. Dolayısıyla adamlar ne yapmış? Çakmasını yapmışlar yani. Şöyle ya, bir içecek bizi var arkadaşlar. Triplerde ya. Şurada alalım denerik. Yani strawberry böyleyim. Çilekçi içecek. Çilek, ama çilekçi süt mü yoksa çilek suyu mu? Çilek suyu. Çilek suyu diye bir şey. Çilek suyu diye bir şey var mı? Var, niye olmasın? Argon dondurması da gelmiş. Yalnız çok argo yapıyorsunuz. Aa, hayvan gibiydir ha. Onur da Suriye jiletini deneyecek herhalde. Ne ismi? Derbi mi? Yok. Dorko. Ha, burada hiçbir yerde kart geçmiyor. 43 bin lira tuttu arkadaşlar. Bir market alışverişi yapıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22. Şey kısmını anladınız değil mi abi? Enflasyon yükseymiş. Yüksekmiş Suriye'de. Evet, enflasyon yüksek galiba. O kısmı anladınız inşallah hepiniz. Kart geçmemesinin mantığını anlamadım ama. Neden kart geçmiyor olabilir? Bankalarda mı sıkıntı var acaba? Olabilir. 3 bin lira nedir ya? Yani zamanında bunların da parası bizim gibiydi arkadaşlar. Şu an biz markete gittiğimizde nasıl çok fazla tutuyor eskiye göre. Eskiden onların da bizim gibiymiş. Şu an bu market alışverişi 43 bin lira olmuş. Yani öyle düşünün. Alper, ekonomi 101'de miyiz? Tamam, anladık, enflasyon var ya. Burada ekonomi o kadar kötü. Bundan 10 yıl önce buraya gelseydiniz arkadaşlar. Halinize şükürün diyor Önder abi, anladın mı? Muhtemelen 300-400 lira tutacaktı. O kadar kötüye gidiyor ki ekonomileri sürekli. Bu 43 bin lira olmuş. İlk olarak oturana kadar şu elbisesi. Ortalama maaş ne kadar burada? Bakalım. Oha! İnanamayacaksın Onur. Oraya çok mu benziyor? Oğlum böyle bir şey yok. Bak, görsele bakın oğlum, arkadaşlar. Görseli gördünüz. Çıkan şey. Ne diyorsun lan? Bak, görsel bu. Çıkan şey bu. Alanı nerede lan? Arkası yok oğlum onun. Diğer siyah nerede? Arkada bir dakika Önder abi, marketteki adamı görüşe bak. Arka yapma. Bak. Kazıkladıkla oldu. Bir şey değil mi? Dondurması çok kötü duruyor ya. Tadı güzel ama. Aynı Oreo. Ama tadı gerçekten güzel bu arada. Ama böyle bir rezalet olamaz. Böyle bir şey olamaz yani. Arkadaşlar, şu anda buranın en ünlü dondurmacısına geldik. Tadı inanılmazmış, bir de burada böyle döve döve yapıyorlar. Adam 3. defa dondurmayı yiyor. Şimdi bana da dövdüreceklermiş. Like that, evet. Korumalarıyla beni aldıktan sonra Emre Koç'dan bana da dövdürecekler. Yani hijyen konusunu bilemem ama zevkli. Lan ne kadar hijyen olabilir dövme dondurmada ya. Ben de böyleyeceğim. İyi duruyor bu arada. Oğlum tadı çok iyi lan. Bence de iyi duruyor. Tadı çok sel iyi. Sel bile iyi duruyordu. Yarışız. Burak, şunun tadına bakman lazım. Çöpçü abi, ben bayıldı zaten, baksana. Çok uçuyor. Türk müsünüz? Biz Türk'üz. Biz Türk'üz. Ben de Türk'üm. Ne diyorsun? Nerede doğdun? Nasıl ya? Ben Luva Skandar'a doğdum. Nerede doğmuş? Dondurma bunlar ya. Siz Türk müsünüz? Biz Türk'üz. Tadı kötüdür abi. Ne diyorsun? Nerede doğdun? Kuşak değilsin ya. Uşak mı? Bir daha geri alsana abi, duyamadım. Biz Türk'üz. Biz Türk'üz. Ben de Türk'üm. Ne diyorsun? Nerede doğdun? Kuşak işliyim. Kuşak iş. Ben Luva Skandar'a doğdum. Burada mı yaşıyorsunuz? Burada. İskenderun'da doğmuş galiba. Bu arada İskenderun'da doğmak için hani bu savaşlardan falan önce olmalı. Yani çocuk belli ki en az 16-17 yaşında var bu çocuk değil mi? Vardır. Kesin evet. Vardır abi. 18'e yakındır. Türkiye'ye gittin mi daha önce? Gittim. Hadi olsun, 15 defa çok güzeldi Türkiye. Evet. Şurada bir kahveci var arkadaşlar. Bir de bunu deneyelim. Bu da Mehmet Efendi çakmasına benziyor. Var bir şeye, Mero'ya benziyor daha. Kahvesinin tadına bakacağız burada. Benim annem çay istedi ya. Gelirken çay getir dedi. Alalım. 124,000. 124. Arkadaşlar bir kahve alıyoruz. Harbi lan, adamla hiç konuşmadan azıcık bir sohbet etseydim ben acaba. Sesli biri çıktı lan altta. 124. Arkadaşlar bak. Kadir Mısıroğlu rahmet istedi herhalde, çıkacak. 124 bin lira tutuyor. Rahmet de etmeyiz bu arada. 124 bin lira saymam gerekiyor. Bir kahve alacağız diye. İste dur hacı. İste dur, aynı öyle. Al bak rahmet. Kamera kapalı gör beni. 52 tanesi 2000'den 126 bin. 126. Şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bu ülkede kredi kartı kullanılmıyor. Her şey cash ödenmek zorunda. Bir turda o sayıyor. Tabii sayacak adam. Arkadaşlar, dün gece kulübüne gitmiştik. Bir önceki videoyu izleyenler bilir. Kulübüne? Hesabı ödemek için masaya para sayma makinesi getirdim. Oha! Thank you. Oha, gece kulübüne gitmiş lan. Masaya abi diye gelmiş abi.
Kahvenin tadı çok aromatik. Çok güzelmiş. Nasıl anlatacağımı bilemedim. Arkadaşlar burada fırın gördük. Burada ne yapıyorlar Kukureş burada abi? Ya bizim doğuda da olan bir sistem esasında. Tandır gibi fırının içerisinde hamur yaptıktan sonra fırının kenarına yapıştırıyor. Aa, Erzincan'da da vardı. Bizim bildiğimiz bizim doğudaki tandır meselesi. Aynen, bizim doğudun onun aynısı. Yani burada Gürcistan, Ermenistan, bütün bu coğrafyada ya buradan yukarıya doğru çıktın mı Kafkasya'ya kadar çıkarken hep aynı üretim modeli var. Abi kaçış haritasını anlatıyor sırada buradan yukarıya doğru Gürcistan, Ermenistan. Ya onu ben şeyi merak ediyorum, yapıştırıyorlar ya böyle. Rotayı çiziyor değil mi? Rotayı çiziyor aynen. Toz duman şey, hijyenik. Her seferinde özel temizliyor. Özel temizliyorlar mı? Evet. Bir bakalım o zaman temizliyorlar demiş. Oha içeriye bak. Evet burada dayı gördüğünüz gibi. Orada bu ekmek İçeri çok parlak filminde durmuyor. Titanic filminde ateşlere şey olduğu yer. Bir şeyler koyuyorlar. İçeride. Bir yandan sigara içiyor. Bak, hamurlarla onlar aynı yerden. İnşallah adama küfür etmiyordur. Arkadaşlar burada sigara şey. Mesela bakın bu arkadaş. Bildiğiniz şu an fırının içinde çatır çatır içiyor yani. Sigaranın külünü ya, bir şey söyleyeceğim. Şu adam bile bizim yayında benden önce sigara içti. Kafayı yiyeceğim. Tam da Turgut abi söylediği gibi hijyenik. Oğlum adam bana çay uzattı. Alsam bir dert, almasam bir dert. İçeyim mi? İslam bedava çay, bir şey olmaz. Oha. Önder abi. Püş. Bu adam şaka mı yapıyor? Dün de yaptı aynısını. Phantom Mert. Ne oldu? 10 bin bit yollamış. Dün de aynısını yapmıştı. Yanlışlıkla mıdır dedik. Şaka mıdır dedik. Ama bugün bir de 10 bin bit yolladı. Bunlar da bize diyor mudur? Yok. Ama Phantom Mert'cim 150 bin bit atsam bile attığını okuyamam. Ama çok teşekkür ederiz desteğin için. Çok sağ ol. Çok mahcup ediyorsun bizi iki gündür. Hadi challenge. 150 bin bite Önder abi okuyacak mı? Okumayacağım. Okumayacağım mı? Hayır. Akma o zaman, boşver. Yalçı'yı da bayıldı ya. Furkan Güven de 50 bit diyorlamış. İyi geceler hocalar. Yalçın muhakkak İstanbul'dan önce ilk ısırıkta yesin. Kolay gelsin demiş. İlk ısırık mekan mı? Bilmiyorum artık. Önder abi osuruk bitleri de okuyorsun ha. Araya onları da atarız. İzmir'de mekan herhalde abi. İstanbul'a öyle geldiğinde demiş. Yalçın muhtemelen attı onu şeye. Yer işaretlerini attı. Ha bak aynen diyor Furkan Güven. Çok şekerli baba. Şükran şükran şükran. Şükran şükran. Uzayalım dedi buradan. Hay. İyiyim, sen nasılsın? Hoş bulduk. Türk dizilerini mi izliyorsun? Anlamıyorsun beni. Ya başlıyorum ben. Türkmen. Türkmensin. Nice to meet you. Elini uzatmak istemiyor. Şafi'yim Alper herhalde. Öyle yap, devam et. Lan, elim havada kaldı. Burak sen var bir el at. Ha. Oğlum çok sağ ol lan. Yapacak bir şey. Sonsuza kadar böyle gezecektim çünkü. Hadi gidelim. Ekmeği almadın, ekmeği tatmadık. Ekmeği tatmaya gerek yok, ben anlatacağım gel. İçeride fena sigaralar falan dönüyor. Sigarayı en son şeye attın, sen attın. Evet, ha, aynen. Önder abi durdursan arkadaşlar bir şey yapayım. Gördüm. Biri desteklere osuruk bitleme işi demiş de dün onunla ilgili şaka yaptık. Şakası o yüzden be dedi. Dün şakasını yapmıştık. Şakasına beyler, tabii ki de öyle bir şey yok ya. Önder nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun hayran? Neye heyecanlanacağım lan? Neye sakin neye kalmam gerekiyor? Biz mi bir şey dedik de Önder abi sakin kal der sinirlenme. Veya 10.000 yani biti görünce koşmaya başlaman gerekiyordu. Bu herhalde sensin. 10.000 biti abi. Falan bir şeyleri var. Harbi bir halay olay yok mu? Harbi bir halay gelmez mi? Lan kameralar açık olsaydı üçlü çekerdik halayı ya. Parmakları yana koyup. Ama boş. Kapatmışlar. Starbucks. Yok, el sıkmaması olayına tilt olmamandan bahsediyorum. Ben niye tilt olayım lan el sıkmamasına? Oğlum eli sıkılmayan adam tilt olsun, ona da bir zahmet. Yani, ben niye olayım tilt harbiden? Ya, bu arada kadın inancı el sıkmak istemiyor. Sen niye tilt alıyorsun onu anlamadım. Harbiden ben anlamadım. Şükran, şükran. Bandırmaca mı direkt? Arkadaşlar böyle haşlanmış bakla veriyorlar. Sonra da burada bir sosu var. Herhalde zahter gibi bir şey bu da. Bu arada inancı olmasa da sıkmaması bence o kadar absürt bir durum değil. Lavuğun tekinin elini sıkmak istemiyorum diyebilir. Alayım mı? Hı. Alınır mı? Bu benim yiyebileceğim bir şey değil aslında. Ayıp olmasın adama diye ikram ediyoruz ya. Bakayım. Yani yenilmeyecek bir şey değil ama yenecek bir şey de değil. Erzen abiye selam olsun. Selamlar. Şükran, şükran, şükran. Şükran.
Evet, atıştırmalıkları Furkan'la birlikte. Mert, sana öyle bir atıştırma yapmadım. Yanlış anlamadı. Desteğini okuyamam dedim. Suriye gittin mi? Hayır. Aa, kim geldi lan? Ya oha, bunu niye Survivor aldı Acun ya? Ben ona kuruldum. Bunu Yalçın, senin Survivor... adam geldi lan. Bu adam gene eğlenecek ya. Bunu niye aldıysa ben de onu bilmiyorum orada. Ama seninle i̇lk beraber diye aldı. Çok iyiydi video. Ben yine ilk kadar oldum diyor. Çok evet, sağ ol. Evet, çok iyiydi. Önce şu karam çakmasından başlayalım arkadaşlar. Bu havuç full şeyleri yaranıyor bu arada. Almışlar. Barakat. Kankalarına değil mi? Şortta çıkıyor. Var mı? Evet, evet. Evet. Karamla aynıdır. Karamın, yani onlara beraber çıkıyor galiba. Ama şey gibi de olabilir mi mesela? Parfümler mesela Orta Doğu'ya giderken daha böyle esansı yüksek oluyor. Bunun da... Yalçın, sende de olur mu? Hafif saçlar dökülmeye başlayınca sıfıra geçme işi. İster misin böyle bir şey? Bende mi? Evet. Ben bir kere sıfıra vurdum. Fotoğrafı var. At, sıfır paylaşırsın o fotoğrafı. Ya yalanı bırak ya, o şey. Snapchat filtresi. Snapchat filtresi yaptım. Lan pandemide yaptım salak. Sonra bir daha yapmama yok. Gel olacak. Evet. Yani şey yapmadım, saçını biraz kestirdin yani Yalçın. Ama yapabilirim de bilmiyorum. Baksana... Hangi şeyime bağlı. Futbol yerine bir şey atıyorum. Önder abi açsana. Yolla bakayım. At. Ne plan? Golan Pelor at. 50 bit yollamış. Osuruk bitimi alayım demiş. Ben alayım acaba osuruk bitimi. Bu arada dün onun şakasını yaptık ya. Mert'in altına hemen Furkan... Furkan nereden çıktı? Görkem bit atmıştı. Onun şakasını yaptık. Ne yaptın Mert'in futbol yerine bakayım? Yalçın Rohte mi? Buraya bakkalından çakma seveni yapalım. Hayatımda içtiğim en kötü gazı oldu galiba. Tarihi ne? 18 Haziran 2023. Bir zamanlar tweet atardık. Harbi lan, ne günlerdi ya. Asla çıkışı almıştım. Mirna gazı olsun. Abi bu var ya. Kötü müydü? Şeker komasına girersin. Şeker koması. Böyle bir şey yok. 7-Up az önce içtim. Galiba en iyi içecek bu ya. Ben Furuko, çok sevmiyorum. Furuko ile karşılaştır Yalçın bunu. Furuko mu bu mu? Furuko daha iyi. Furuko daha iyi. Furuko'da da çok meyve tadı var ya. Değişik, en kötü gazoz hangisi? En kötü gazoz Furuko'dur. Şey, hayır. Çamlıca değil. Çamlıca iyi ya. Çamlıca iyi bence. Hayır ama nelerle kaç? Sprite daha iyi Çamlıca'dan. Sprite en iyisi bence. Furuko da daha iyi. Seven Up, Seven Up'la Sprite yarışır. Seven Up bence Sprite'den iyi ya. Bu Şok'un falan Crown'u falan var Yalçın. Hiç içtin mi onlardan? Çete biri Halat, evet, Balon işte. Doğru yazdı. Gerçek mi? Yalan ya. Yok öyle bir şey. 23.45 onların galiba. Onların arasından en kötü A101'in en kötüsü. Hayır ya. Yılın forveti en iyisi galiba. Gert Müller trofiyi almıştı. Yalanlamada bir şey vermişler. Evet evet. Neyse devam ediyorum. Bence. Bu arada bir kısmı Suriye'den döndü şimdi. Ben onu anlamadım. Ne yapıyor burada? Tamam mı? Ha, Furkan yani. Suriye'ye gitmemiş mi? Furkan abi Suriye'den korkup gitti. Korkmuş abiden Suriye'den. Domine'ye çağırsak bu şeylerden. O zaman bu videoyu burada bitirelim. Bence güzel oldu. Bu arada ben chat'e de teşekkür etmek istiyorum. Bence çok nasıl söylesem, istediğimi aldım yani chat'ten. Peki. Lev Yaşın trofi, o da Emiliano Mar-